Evet abi bugün Swords and Sandals Immortal oyununa bakacağız. Bu yıllar önce bizim oynadığımız bir kılıç kalkan diye bir oyun vardı hatırlıyorsanız. internet üzerinde oynanıyordu. Böyle kaydetme falan yoktu. Bağırarak falan böyle düşmanları öldürüyorduk. O oyunun yeni çıkan hali. Yani Mayıs ayında falan çıkmış bu oyun ama 2022'de çıkmış yani ve onun baya baya bir güncel hali abi. Hem oyuna kaydetme eklenmiş. Önemli olan yani. Çok fazla derinlik ve çeşitlilik katmış oyuna. Aynı kişi yapıyor oyunu. Hemen buradan yeni sefer diyoruz. Bakalım yeni bir seriye başlıyoruz. Zorluk olarak zor olsun diyorum. İstersem her ölümü açabilirim. Yani beni öldürdüklerinde oyun bitebilir. Eskisinde hatırlıyorsanız öyleydi. Ama bunu açmayacağım. 300 gün diye bir görev süresi var. Bir göreviniz var. Bunu tamamlamak için 300 günde tamamlamanız gerekiyor ki bu oyun içinde böyle bir bir yerden bir yere de gidiyorsunuz. Farklı köylere yerleşkilere falan gidiyorsunuz. Öyle şeyler eklenmiş. Onun için önemli gün olayı. Ama ben ona takılmak istemiyorum. Sonsuz diyeceğim. Oyundaki ilk farklılık oyuna farklı ırklar eklenmiş abi. Önceden sadece insanlar vardı. Artık farklı 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 ırklar var ve bu ırkların kendine has özellikleri var. Mesela bu türü seçersek eğer gücümüze artı 2 veriyor ve kumsalda dövüşürken %20 isabet şansı gibi olaylar eklenmiş. Çölde dövüşürken ise mesela ceza alıyor. Ya da örnek veriyorum böyle bir taş ırkı var. Böyle böcekler var. Böyle pofuduk <laughs> tatlı şeyler var. <laughs> Bunların da artı 2 karizması varmış. O da tatlılığından herhalde. Böyle enteresan bir şey var. Bu da dayanıklılığı arttırıyormuş. Ama biz Şöyle bir düz bir insan seçelim. insandan başlayalım abi. İnsanların staminası artıyor. Kentte ve tepede dövüşürken fazladan bonus alıyor. Yer altında dövüşürken ise ceza alıyor. Devam. Bayağı oyuna saçma çeklenmiş abi yani. Güzel olmuş ya. Tabii kendimizi şöyle bir karizmatik bir çar yapacağız hemen. Of saça bak. Yüzünde diyor bir leke meke bir şeyler olsun mu diyor. Bir yaşanmışlık ekleyelim mi diyor da yok gerek yok hocam. İsmimizi mice yapıyoruz. Kışkırtma sözümüz rar diye bir bağırmaymış. Zafer sözümüz de daha sonradan seçeriz zafer sözümüzü oyuna boy eklenmiş. Boyun bile oyuna bir etkisi var abi. Mesela boyunu çok arttırdığın zaman kaçınman düşüyor ama savuşturman artıyor. Daha heybetli olduğun için. Düşürdüğün zamansa kaçınman artıyor. Daha ufak olduğun için hemen kaçabiliyorsun. Biz boyumuzu şöyle bir 80 yapalım. Ağırlığın da aynı şekilde bir etkisi var. Bak adama bak ağırlık dediği de full kas herhalde bu arada. Ha. Ne kadar arttırırsam arttırayım Hulk gibi bir şey dönüştü. Bu tur başının hareketini kısıtlıyormuş ama canını arttırıyormuş. Biz buradan şöyle bir 85 kilo yapalım bunu. Sesi önemli. Ses olarak da Bu klasik eski oyundaki ses herhalde <laughs> Bu nasıl bir bağırma lan Aa, bak şu an bir nostaljiye gittim geldim abi sesimiz böyle olsun Bak büyücü olabiliyorsun ozan olabiliyorsun şövalye haydut rahip falan böyle bir seçim ekranı da var Büyücü olursan falan farklı etkileri var Biz ama savaşçı oluyoruz biz dümdüz bir savaşçıyız abi bu dünyada Yine normal beceri ekranı var güç Dayanıklılık, canlılık, saldırı falan ekleyen. Saldırı önemli. Yakın saldırı vuruş şansımızı arttırıyor. O yüzden saldırıya bir tane veriyorum. E canım da artsın diye canıma da vereyim. Menzilli saldırıya karşı bir koruma arttırayım bir blok şansım olsun. Gücüme de vereyim bir tane. Dayanıklılığıma da vereyim bir tane. Böyle dümdüz full savaşçı aklını kullanmayan geri zekalı bir adam olduk gidiyoruz. Senin amacın ne diyor? En çılgın hayallerimin ötesinde şan ve güç arıyorum demeyeceğiz tabi. Dünyamızı akıl almaz kötülüklerden korumak istiyorum. Kendim için değil başkaları için hocam. Bana diyor ki yıldız mı seçeceksin altın mı diyor yoksa bir tane pot mu vereyim sana diyor can basmak için. Ya yani 5 tane pot veriyormuş ama önemli değil. Bu ileride açılıyor zaten bu. Ve değeri de bunun 200 altın falan öyle bir şeydi. Yıldız verdiği zaman kendinizi yetenek alıyorsunuz abi. Oyuna yetenek diye bir şey eklenmiş işte. Ben burada altın alacağım başlangıçta. Hemen bizi bir savaşa sokuyor tabi. Evet. Buradan karşı tarafın istatistiklerini de görebiliyorsun abi. Hani kaça kaç gidiyor. Kaç win almış kaç kez kaybetmiş. Ya da özelliklerini görebiliyoruz. Hemen savaş diyelim. Baksana abi etraf filan güncellenmiş. İlk saldırmak için 18 veya daha fazlasını at diyor. 14 attık abi. 18'in fazlasını nasıl atayım zaten? Blokladı bizi çakal. Buralar zaten tanıdık ekranlar. İşte yetenek kısmı şu abi. O yıldız diyordum ya. Yıldız olayı burada önemli. Çünkü o yıldızlarla kendimize yetenek alıyoruz. Bak şu an sağlam bir yeteneğim var. Cengaver saldırısı diye. Bak. Bunu çaktığım anda herifi yok ettim. Tabi bu ilk savaş olduğu için hemen öldü yani keriz. Rakibini öldürmek mi yoksa hayatını bağışlamak mı diye bir seçenek ekleniyor. Bağışladığınız zaman XP'miz artıyor abi. Bu savaştan aldığımız. Katlettiğimiz zamansa altınımız artıyor. Tabi biz bu dünyaya daha yeni girmiş bir insan olduğumuz için bağışlıyoruz kardeşim kalk. Olur böyle şeyler tamam mı? Levelimizi aldık. Güzel. Seviye atladın diyor. Şimdi bir şey kullanmak istiyor musun? Seviyemizi nerede kullanalım? Saldırıda kullanalım ya. İlk başta önemli olur. Bir de zekaya de ver bir tane de. En azından konuşmayı bilelim. Şimdi oyuna eklenen bir şey de bu. Oyunda böyle bazı yetenekler var. Level aldıkça bu yeteneklerinizi veriyorsunuz ve kendinizi biraz daha güçlendiriyorsunuz. Örnek veriyorum savunma yordamını seçersen yakın silahlarla olan savuşturma yeteneğimi %2 arttırıyor. Ki buna daha sonra bir kez daha verip onu %4, %8 falan böyle arttırabiliyorum. 8 tane şu sıraya puan verirsem de ikinci sıra açılıyor. Böyle bir sistem eklemiş oyuna ki güzel olmuş. Mesela her zaferde fazladan %8 altın kazan diye bir özellik var. Ben bunu seçiyorum. İlk başlarda altın bir sağlam gelsin diye. Burası köy ekranımız. Önceden böyle dümdüz bir köy vardı arenaya doğru giden. Şimdi biraz daha böyle konar göçer gibi bir yere dönmüş. Nalbant'a gidip işte bu adam atıyor ama bu adamın tipi böyle değildi abi. Bu adam keldi galiba. Bundan kılıç falan satın alabiliyoruz. Bizim paramız 1358. Oyun başında para seçtik çünkü. Silahların da çift elli tek elli diye değişik versiyonları var. Eğer ki çift elli seçerseniz diğer elinizde kalkan taşıyamıyorsunuz. İleride kalkan alabiliyorsunuz. Ama daha sağlam vuruyorlar. Ve ekstra özellikleri de oluyor. Mesela pançerler bunlar ete kemiğe daha fazla vuruyorlar. Bazıları zırha karşı daha fazla vuruyor. Zırhı hemen kırmanızı sağlıyor. Yani şu anda bizi bir hasar fazladan veriyor bunlar Ama değer mi? Değer Elimizdeki çakıdan iyidir yani Bir de şu anda zırhçı açık değil Önceden büyücü vardı büyücü abla O falan açık değil. Onlar da ilerleyen kısımlarda ilerleyen turlarda açılıyor Hemen bir dövüşe giriyoruz şimdi Dövüş ekranı da böyle olmuş Bizim puanımız şu anda 38 Sol yukarıda yazıyor Canımız, enerjimiz, zırhımız falan burada Kendine göre bir adam seç diyor. Gidip de yani bu 81'lik adamı seçip de kendini kestirme diyor E biz şimdi 45'lik olanı seçeceğiz Bizi biraz zorlar mı? reis zorlayabilir. Bir bakalım bunun geçmişi nasılmış. Bu adam 5'e 1 gidiyormuş abi. 5 zaferi var bir yenilgisi var sadece. Bize göre saldırısı çok daha iyiymiş. Karizması da yüksek. Hadi bakalım kardeşim gel. 18 ya da daha fazlasını at diyor ilk saldırı için. Nasıl atayım kardeşim? Böyle atarım zaten 19. Hemen yetenek kullanıyorum. Cengaver saldırısı. 60 vurdum etine bak. 13 canı kaldı. Şu an bir büyümsü büyümsü bir şeyler basıldı. Yaklaşıp da şöyle bir saldırı deneyeyim. Blokladı. Biz de blokladık. 13 canım var zaten. %64 ihtimalle. Aa. Allah zırhımı çıkardı. Vur abi şuna. İşte. Zalim bir insan olmayacağım. Rakibimi bağışlıyorum. Bu hayat beni yormadan zalimleşmek istemiyorum. Taklamı da attım bak şovumu da yaparım. İşte seviye atladığınızda da bu kamp ateşine gidiyorsunuz. Oradan seviyenizi basıyorsunuz. Bak bir anda buna bir, şeyler geldi abi. Bir şeylerim gelişti benim diye düşündü. Hemen buradan senin canlılığına basalım. Bir canın bir artsın. Bir de saldırına basalım tamam mı? Hadi bak. Bir de seviye atladığım için buradan senin para kazanmanı bir kez daha arttırıyorum ben. Artık %16 fazladan kazanacağız. Çarpışmalardan sonra. Albantaki silahların yenilenmesi lazım. Benim bir seviye atlamam lazım. Artık kısa yay geldi ama oyunda ok oynamak artık kolay değil. Çünkü dip dibe başlıyorsun düşmanla. Arkaya doğru çok hızlı gitmen lazım. O da yeteneklerde var. Bazı yetenekler geriye doğru hızlı kaçmanı sağlıyor. O yetenekleri aldığın zaman geriye hızlı hızlı kaçıp o zaman ok kullanabilirsin. O zaman mantıklı olur. Sopa eklenmiş bak 1400'e. Çift telli silah ama 10 hasar veriyor abi. Tüm paramı bunu harcayıp da bunun üzerinden gidebilirim. Seviye 3'müş bak. Seviye 5'te bir kılıç gelecek diyor. Bir de gitar geliyor diyor da bu da boktan bir şey bunu niye alayım ben. Ona nasar iyi abi harbiden ya. Menzili arttırıyor ama. İstediğiniz kadar da dövüş yapabiliyorsunuz öyle seviye atladım diye durmamıza gerek yok yani. Sadece bizim seviyemizde adam olmadığı için şu 45'lik dayıyla hemen bir VSM'izi atalım. Bu da benim turuncu halim gibi abi. Ben de 2'ye 0 gidiyorum bu da 2'ye 0 gidiyor. Ama 1.58 boyu 66 kilosu varmış. Atikliğini kullanabilir yani karşımızda. Hadi bakalım. 12 attık bu sefer o başlıyor. Abi o nasıl bir saldırıydı ya? Bir de büyümüyü yapıyorlar ya. Ben hemen yetenekle başlıyorum cengaver saldırısı. Bloklarım hocam. Biz bugünlere kolay gelmedik. Allah. Saldır. Hemen hemen kestim. Tamam bağırma artık. Sus. Bağışladım seni hadi yeter. 2'ye 0 gidiyordu. Artık 0 gitmiyor. Bu aşağılanma bunu yeter. Şimdi paramı aldım seviyeme atladım. Param 2000 oldu. Parayı mezara mı götüreceğiz deyip o sopayı alıyorum. Büyük bir hatamı yapıyorum abi. Al sopayı. Şimdi geri dön. Kılıcın keskin olsun diyor bana. Şimdi benden biraz daha güçlü olan burada 57 levellik bir adam var. Bununla kapışmak istiyorum. Hiç durmuyorum gelişiyorum hadi. Hadi bakayım. Bu 9'a 2 gidiyormuş. Çok daha tehlikeli birisi. O da insan. 13 attım ben başlıyorum. Abi %64 ihtimalle 26 vurdum. O da bana 21 vurdu. Ben o zaman yeteneğimi kullanırım. 54 çaktım bak canım anı kalmadı abi. Güzel beni dondurdu şu anda. Donduğum için bir şey yapamıyorum abi şu an. Kutsal... Buna böyle bir kutsal bir saldırı yaptım. Kafir diye bağırdım ama etkilenmedi. Can bastı kendine. Ben bir el daha donuğum maalesef. Ne yapayım dinleneyim bari ya. Herif bir daha iyileşti oğlum sen nasıl bir çarsın lan. Saldır şuna ya. Abi bana bir daha büyü yaptı inanılmaz. Bir de vurdu bana. O zaman burası Brandor deyip herife vuruyorum bir tane. Herif stunlandı. Sonra saldırıyorum ama yine engelledi beni. Stresliyim şu anda. Şu an deli stresliyim abi. Saldır. Allah Allah beni kesecek şimdi ya. Cengaver yeteneğim gelmiş. Vur abi. Vallahi son anda aldık yemin ediyorum. Var ya bu aşağılık seni katlediyorum ya. Kusura bakmayacaksın ama çok büyü yaptın sen yani. İnsanın asabını bozdun yani burada. Ölüyorum zannettim lan. Öyle saldırılır mı? Şimdi yeteneğimizi biraz daha korumamıza verelim bu sefer. Korumayı da bir arttıralım. Hepsinin altında tabii ne işe yaradığı yazıyor. Ve buradan şovmen özelliğime bir daha veriyorum. Her seferden %24 daha fazla altınla ayrılıyorum. Bak işte şu anda zırhçı da geldi. O kadar para harcadıydık zırhçı geldi bak. Ne yapacağız şimdi? Bundan bir şey almak lazım şu an. Çırıl çıpraz yani. Çırıl çıpra. Balığım ben. Botlar falan var. Bende ne var hocam? Bende şu an hiçbir şey yok. Bir donum var bir de üstümü kapatan bir şeyim var. O yüzden bende olmayan şeylerin üzerine gidebilirim. Mesela ayakkabı bende yok. Şu bende yok mesela. 22 zırh ekliyor bana. Ama sağlam para. Kolluk yok bende. Bak bir ayakkabı alsam. Bir de kolluk alsam o kafama taktığım şeyin zırhından fazla veriyor ama vurduğu yer önemli. Mesela size bazen vuruyor üstünüzdeki zırhı kırıyor. Ondan sonra üstünüze saldırırsa yer canınızdan gidiyor abi. Kafanıza saldırırsa kafanızda zırh varsa zırh azalıyor. Yani kolunu parçaladı sonra koluna vurdu bu sefer direkt canından gidiyor zırhın tükenmemesine rağmen. Öyle bir de mantık eklemişler o da güzel olmuş. Şimdi biraz daha paramız var. Hadi bu paramızla da alalım abi şunu. Sonuçta zırh önemlidir. Artık böyle bir çarım. Biraz boşum. Ama gelişeceğiz bizde Param 150. Şu eski kılıcımı bir satayım ya sana. Bir gün kullandığım kılıcımı sattım. Artık mızraklıyım ben. Bir dövüşe gidelim. Artık ben 61 gücüne eriştim. Şu 45'lik pofuduk şeyi bir keseyim de. Bir elimiz ısınsın. Bir keyfimiz yerine gelsin bugün. Değil mi canım benim? Ben 4'e 0 gidiyorum. O 3'e 1 gidiyor. 18 attım. Hemen yeteneğimi... Oo yeteneğimi savundu abi. Bu tehlike... Of. Bunun zırhı yok ama canı çok ya. Abi yine savundun beni. Zırhımı kırıyor yavaş yavaş ha. Sen tehlikeli bir şeysin herhalde. Saldır şuna. Vurulunca bir de tatlı tatlı sesler çıkarıyor. Benim moralimi bozmaya çalışıyor herhalde. Bak bak bak. Karşılıklı savunmalar üzerine geçen bir oyundu. Oy. Sen tehlikelisin. Sen çok savunuyorsun çünkü. Vur abi şuna. Havada iki takla attı. Boncuklar attı. Ona acıma mı bekliyor? Acımayacağım. Evet. Ama seni bağışlıyorum. Kalk bakalım. İlk başlarda tabi her fightten sonra level alıyorsunuz ama belli bir yerden sonra bu düşman sana göre çok düşük sana xp veremem diyor. Bak buranın 93 levelli reisi bana meydan okumuş. Gel kapışalım diyormuş ama şimdi olmaz kral. Şimdi diğerlerini kesip para kasmam lazım. Sana gelmeden önce kendimi geliştirmek istiyorum. 7'ye 3 giden 1.63 boyunda 124 kiloluk sağlam bir saldırısı ve yakın hata olan birine karşı kapışacağız. 12 attım. Talihsizlik of. Ne attın lan bana yanana ok attı bana ha. O zaman ben de sana cengaver saldırısı yapıyorum. Of adamı tamamen soyduk yalnız. <laughs> Saçma sapan. Abi yanıyorum ya bu nedir? Ben iyice kudurttu şu anda ha. İkimiz de şu an çırılçıplak yağlı güreş tutuşun bakayım. Bak bak bak. Şimdi hocam bu vuruş seni bitirir. Hadi geçmiş olsun. Evet. Seni de bağışladım ama hadi kalk. 670 paramı 3 de yıldızım bir tane de yıldız aldım. O yıldızda da normalde itman alanı var ya buraya gelip şunla itman yapabiliyorsunuz. Bu böyle boş duruyor buna saldırıyorsun full de sıkıcı bir şey. Onu kestiğin zaman da xp'ni artıyor. Yetenek öğren dediğim zaman mesela benim şu an 10 yıldızım var. Buradan yetenekler öğrenebiliyorum. O cengaver saldırımın yanına yeni yetenekler ekleyebiliyorum. Mesela 24 olursa eğer rakibini geriye doğru ittiren bir rüzgar patlaması yaşatabileceğim bir yetenek alabiliyormuşum. Rakibine doğru vahşi bir güçlü atıl ve 38 hasar ver diye bir yetenek var mesela. Rakibini güzelce bir dürt ve onu geriye doğru uçur. Bak mesela rakibin gövdesine 26 hasar veren yakıncı saldırı diyor ya. Mesela gövdesindeki zırh gittiyse eğer ve ben bu yeteneğimi kullanırsam direkt canından götüreceğim. Böyle taktiksel de kullanılabilir yani. Kampa dönüyoruz. Hemen bir levelimizi alıyoruz. Kendimizi hocam şöyle bir saldırıda bir güçlendirelim. Bir de canlılıkta bir güçlendirelim güçlendirelim. Yetenek olarak da ben yine para kasmaya vereceğim kendime. İyice param ilk başta bir tak tak vursun ki hemen zırhları güzel silahlar alabileyim. 1300 şu anda param. Buradan bende olmayan bir şey var mı hocam? Kolluğum var, bacaklığım var. Her şeyim var aslında ama daha iyi zırh alabilirim. Şuradan üstümdeki zırhı geliştirmek istersem bir de kalkan alabiliyorum da bende şu an çift telli bir şey var. O yüzden kalkan alamayacağım. Bunu alayım mesela. Paramızı biraz bunlara harcayalım. Bir de bunu alayım hocam. Artık daha sağlam zırhlı bir insanım ben. Hele bir dövüş seçiyoruz. Hayır kardeşim bu reisin meydan okumasına Kabul etmiyorum ben. Bu sefer ikinci seviyeden bir ablamızla kapışacağız ama kaslı bir ablamız var. Bakalım geçmişi nasılmış. 9'a 0 gidiyormuş. Enteresan. 9'a 0 iyi abi. Çok iyi hatta. Bize büyük sıkıntı yaşatabilir gibi geldi. Bir attım inanılmaz. O da mızrak kullanıyor ben de. Yetenek kullan. Of. Çak abi bir tane daha. Blokladı bizi. Ben de blokladım. Çok canı var ve çok staminası var. Vur abi. Ama ben artık etine vuruyorum diyecektim. Bak görüyor musun? Üstünde zırh olmadığı için direkt etime vurabildi. Zırh çünkü göğsümde, kafamda ve bacaklarımda var. Bir de blokluyor ya. Heyecanlı özelliği aldı. Benim iki tur sonra cengaver yeteneğim gelecek. O zaman iki tur dayanırsak bunu keseriz. Çark gitsin abi. Güzel. Beni öteye kadar ittin. Rakibine erdemli bir saldırıyla çarp ve 47 hasar verdi diyor ama %55 ihtimalle. Ya da tüm olumsuz durumlardan kurtul falan diyor. Ben bir çarpmaya çalışayım bunu. Çarpamadık abi. Çarpılmadı kendisi. Ve yanıma sağlamca zıplayarak geldi. Ama benim yeteneğim de gelmiş oldu kardeşim. 12 canın kaldı. Geçmiş olsun. Bak uzaklaşmaya çalıştı. Eğer yani işte koşu yeteneğiniz olmazsa böyle bir gıdım uzaklaşıyorsunuz. Sonra gelip sizi kesiyorlar. Hadi bakayım ablacığım ben seni bağışlayayım. Artık 9'a 0 değilsin. Artık 9'a 1'sin. Param 922. Şu 70'lik dayıyla ile kapışayım bak. Bu dayı bizi biraz zorlayabilir. Biz de aynı zırhları falan giyiyor. 2'ye 0 gidiyormuş o da. Yeni başlamış bu iş. Bir attım ben inanılmaz. Of. Bunun zırhı da benden daha iyi. Canı da benden daha iyi ya. Buna ne yapacağız şimdi bilmiyorum abi. Yetenekleri böyle çok doğru kullanmamız lazım. Zırhımı kırdı kıracak da önemli değil ya. Şu an ben bu da buna karşı güzel bir üstünlük sağladığımı hissediyorum bak. Bir anda zırhıma bir koydu abi yine soyunduk ya. Çak abi şuna. Güzel güzel. Bir daha çak. Neşeliyim şu anda. Ve gattara dönüştüm abi. Artık inanılmaz gattarım. Ne vurursam vurayım %100 gidecek. O yüzden sana kuvvetli bir saldırı yapıyorum. Ve seni teslim olmaya zorluyorum. Hadi bakayım. Seni bağışladım ama. Mücadele ettim yoluna devam et. Şimdi gücümü arttır abi. Ve saldırımı arttır. Buradan tabii ki de para kazanmamı biraz daha arttır. Evet ben 1-2 VS'ye daha attım. Paramı arttırayım en azından dedim. Büyük VS'ye girmeden önce. Bak şimdi bana sağlam bir kalkan veriyor tamam mı? Hatta büyülü bir kalkan da veriyor. Gücümü bir arttıran bir kalkan var burada. Ama zırhı biraz düşük. Bunun zırhı aşırı yüksek. Bu ikisini alsam zırhım baya bir artar. Doğrudur. Bunu alsam bu da arttırıyor. Bak mesela bu bende yokmuş abi. Bunu alayım. Omuzluk. Şimdi şöyle düşünüyorum. Biraz hasarımda vazgeçip buradan tekelli kılıç alırsam eğer şunu yanına da bir kalkan alabilirim. Aldım mesela bunu aldım. Bir de gittim buradan şu sağlam kalkanı alamıyorum. Şu an param mı yetmedi? Aynen. O zaman ben birini döveyim geleyim abi. Bana bir 200-300 kazandıracak. Şu kardeşimiz hemen bir tokatlayayım ben. Gel kardeşim çok direnme. Bizi uğraştırma tamam mı? Tövbe be yarabbim. Bir de savunuyor bak. Dayak yiyormuşum değil mi de? Of. Yanıma iyi gelip saldırıyor ama. Hocam bir 200-300. 200-300 lazım bana bak. Bizi uğraştırma teslim ol. Bak direkt etime de vurabildin ha. Tehlike de vardı. Ama aldım. Hadi kalk git. Şimdi zırhçıya gidip de şuradan bu güzel kalkanı aldığım zaman sağlamda bir zırh elde etmiş oluyorum. Ve artık büyük maça girme vakti geldi. Hadi bakalım buranın ile bir vs'mizi atalım. John Wick abimizle kapışırız. Ona sıfır gidiyormuş. Ben de 11'e 0 gidiyorum. Yakın dövüşümüz yakın ama bunun canlılığı çok yüksek. Karizmasıysa 17. 17 karizma nedir hocam? Bayak da yenebilir yani. Çok kafa kafaya bir maç olabilir. 14 attım saldırıya ben başlıyorum. Elinde büyülü bir kılıç var. Onun bir sıkıntısı var. Üzerinde de dövmesi falan var. Mor bir kıyafeti var. Havalı birisi. Benim kadar zırhı yok ama benden çok canı var. Zırhını hemen kırdım zaten. Oha. Bir büyüyle orada benim zırhıma büyük bir hasar mı verdi? Ne oldu lan benim zırhım gitmedi abi. Buna buradan kutsal bir şekilde saldırıyorum. Amacım onu yanıma çekmek. Bak yanıma geldi. Yamacıma geldiyse saldırım yaparım diyecektim ama. 28 vurdum abi. Bir tur sonra yeteneğim yenileniyor. O sırada zırhını da kırıyorum. Üzerime geğirdi hayvan. O zaman adam gibi saldırım yaparım bak. Senin terbiyesiz adam. Ona sıfır gitmişsin ama adam olamamışsın diyoruz. Hadi bakayım kardeşim hadi. Kolaydın lan. Senden çok zorlayan adamlar vardı lan orada. Normalde seni bağışlardım ama yüzüme giyirdiğin için seni katlediyorum ve levelimi alıyorum. Buranın şampiyonunu tokatlıyorum tabii ki de. Ve bana ne almak istersin buradan? iki tane seç diyor. Potion alabilirim. Bu önemli aslında yani. Savaş sırasında çok zor duruma düşünce canımı fullleyebilir. Altın alabilirim. Ya bu altını ben normalde bir iki maçta karşılıyorum zaten. O yüzden bir tane atak alıyorum ben de kalıcı güzel bir şey olsun diye. Bir de yıldız alıyorum abi. Yetenek açmak için. Artık bu köyden çıkalım. Şu köye gidelim gidiyoruz. Gidelim mi hocam? Hadi bak. Bak etrafta böyle şehirler var. Her şehrin kendi arenası var. Her şehrin arenasının farklı kuralları var. Bir şehre gitmiştim ben. Orada ilk kanı döken oyunu kazanıyor abi. Yani orada zırh önemli. Karşındakinin zırhı yoksa ilk kanı döktüğün anda oyunu kazanmış sayılıyorsun. Burada biz tabi yeni bir köye geldik. Bu köyde de büyücü ablamızla tanışmış olduk. Kendisi silahlarımızı büyülememizi sağlıyor. Büyü aldıysak eğer. Ya da bizdeki şu yıldızlar var ya, onları paraya dönüştürüyor ki değmez. Ya da bize işte stamina veya can yenilemek için pot satıyor. Bir de büyüler satıyor tabi. Biz şuradan levelimizin verdiği bir korumamızı arttıralım. Bir de zekamızı da arttıralım hadi. Buradan da birazcık yakın dövüş korumasına gidiyorum. Bak mesela bu arenada gladyatörlerin atılabileceği bir gedik bulunuyor diyor. Haritanın sonunda bir tane çukur var. Oraya gidip de onu oradan aşağı ittirebiliyoruz yani. Ama hiç ittirememiştim daha önce. Neyse oyunumuz böyleydi. O zaman ilk bölüm buraya kadar olsun. Buradan sonra mücadelemize devam edelim. Yavaş yavaş bütün arenaların liderlerini tokatlayıp şurada büyük bir arena var. Oraya gidip oraları falan tokatlayıp böyle ilerleriz. Gelişir gideriz. E buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.